DEM Parti kendi başına bağımsız, kendi üçüncü yol siyaseti bağlamında demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi yürüten bir siyasi partidir. Parti olmanın gereği aday çıkarmaktır. Lakin biz 2019 yılında AKP'nin mevcut politikalarını, AKP'nin mevcut ırkçı, tekçi, inkarcı gidişatını, kadın düşmanı, emekçi düşmanı, Kürt düşmanı, Alevi düşmanı gidişatını durdurabilmek için muhalefeti destekleme, AKP'ye karşı bir tavır alma kararı verdik ve bu karar bağlamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi kentleri CHP aldı. Şimdi Cumhuriyet tarihinde yerel seçimle genel seçim arasında bir bağlam var. O bağlam da şu: bu saydığımız kentleri alan parti iktidarda ise iktidarını güçlendiriyor, muhalefette ise iktidarı düşürüyor. CHP bırakın iktidarı düşürmeyi, Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybetti. Mevcut genel başkanı kongreyi de kaybetti ve CHP gittikçe daha da daraldı, daha da etkisiz hale geldi. Şimdi biz 2019'da yerel seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, hatta onun öncesinde bizim seçmenlerimizin birçoğu Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de destek verdiler. Biz CHP'ye destek için kurulmuş bir parti değiliz. AKP'ye hiçbir zaman destek vermedik. Kaldı ki asıl AKP'ye desteği CHP verdi. Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasından Siirt'te milletvekili seçilmesine kadar CHP'nin yürüttüğü yanlış politikalar AKP'yi büyütmüştür. Şimdi biz kendi politikamız gereği Kürdistan'da da, Batı'da da, Antalya'da da aday çıkardık. Antalya'da aday çıkarmamızın bir sebebi de şu: 2019 yılında bizim destek verdiğimiz CHP'li aday hiçbir sosyal organizasyonda, kültürel, siyasi, sosyolojik, etnik, inançsal organizasyonda bizi görmedi, bizi parti yerine, affedersiniz, insan yerine koymadı. Biz böyle bir adaya niye destek verelim? Hayırdır? Bizi yok sayan Selahattin Demirtaş'ın kitap fuarındaki standını engelleyen, görüşme talebimizi kabul etmeyen, bizi hiçe sayan birisine destek vereceğiz. Ayrıca sevgili CHP'liler şunu da bilsin ki biz Antalya'da CHP il örgütüyle de görüştük. CHP il örgütü bize ne dedi biliyor musunuz? Ya hele bir oturalım, seçim olsun, ondan sonra konuşuruz. Seçim olacak, CHP belediyeleri alacak, biz de gideceğiz, diyecekler ki ya valla seçim oldu bitti işte, herkes işine baksın. Böyle saçma sapan, gayri ciddi bir görüşme, bir ittifak müttefiklerin ortak çıkarına dayanır. Böyle bir ittifak olmaz. Dolayısıyla bizim Antalya'dan aday çıkarmamızın 50 tane meşru, haklı gerekçesi varken çıkarmamamızın bir tane gerekçesi yoktur. Biz bunu tartışmıyoruz ve Alevi toplumu, bakınız ben 30 yıla yakın demokratik Alevi örgütlenmesine hizmet eden ve doğuştan bu yana bu yola, erkana hizmet eden, bu yol için mücadele eden Alevi toplumunun eşit yurttaşlık, demokratik hakları, inançsal kültürel hakları için 5 yıl mecliste Cumhuriyet tarihinin toplamından fazla müdahale eden, mücadele eden bir vekil olarak çok doğaldır ki sevgili canlardan destek, dayanışma ve oy da istiyorum. Oyun ötesinde çalışma istiyorum. Bizim için gelsinler, birlikte çalışalım. Gelin canlar, bir olalım. Ortak dayanışma içinde olalım. Mücadele edelim. Eş başkanım sevgili Münesibe Bahadır arkadaşımla birlikte yürüttüğümüz mücadelede kadın erkek can değil miyiz biz? Kadın erkek eşit değil miyiz biz? İşte eş başkanlık, eşit başkanlık burada. Sizin huzurunuzdayız. Cem evinize gelmeyen, mahallenize gelmeyen, inancınızın ritüellerine katılmayan, aşurenize gelmeyen, hiçbir randevunuzu, talebinizi kabul etmeyen
Muhittin Böceğe oy vermeyin lütfen. Bu açık ve net birçok gerekçe sayıyorum bakın. Demokrasiye, sosyal demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe, adalete, yerel demokrasi, özgür Antalya şiarıyla hizmet edecek olan bizleriz ve huzurunuzdayız. Sevgili Alevi dostlar, Alevi dostların devrimci sosyalist demokrat dostları, sosyal demokratlar, sevgili CHP'liler, hepinizden oy istiyoruz ve bu dayanışma ortak aklın özgürlük isteminin dayanışmasıdır. Başımdan trafik problemine kadar belediyelerde yetersiz sosyal hizmetlerden tutun da altyapı problemlerine kadar birçok sorunun olduğunu biliyoruz ve bu sorunlara kalıcı olarak çözümler üretebilecek hem kapasiteye hem programa sahip bir partinin eş başkan adayları olarak karşınızdayız. Parkların aydınlatılması, belediyelerin bağlı olduğu il ve ilçelerin tamamında sığınakların yaygınlaştırılması, kadın yaşam alanlarının arttırılması, kadınlara özgü kültür, sanat festivallerinin oluşturulması, kadınların mesleki açıdan iş hayatına katılımını sağlayacak plan, proje ve istihdamı oluşturacak eğitimlerin açılması, belediye kreşlerinin arttırılması. Nitekim şu an günümüzde belediye çalışanları dahi belediye kreşlerine yer bulamıyor ve uygun fiyatlı kreşlerden faydalanamıyor. Böyle bir durumda halkın faydalanması için yeterli imkan ve yer olduğundan bahsetmek ne yazık ki imkansız. Asgari ücretin 17.000 TL olduğu günümüz koşullarında 10.000-15.000 TL fiyatlı kreşlere ailelerin çocuk göndermesi mümkün değil. Bu da kadınların çocuk ve yaşlı bakımını evde yapmasını mahkum kılıyor. Bu da ne demek? Ekonomiye ve istihdama her kadının eksilmesi anlamını taşıyor. Dolayısıyla yaşlı bakım evleri, çocuk bakım evleri, kreşlerin sayısını arttırmak programımız da var. Nitekim bu şekilde olması zaten 21. yüzyılın bir gereği. Kadınlar toplumun her alanında varlar fakat belediye olarak alanlarda olmasının gerektiği sosyal hizmetlere kavuşabildiğini söylemek ne yazık ki mümkün değil. Biz programımız ve projelerimizle halkçı, ekolojik, kadın odaklı bir belediyecilik anlayışından gelmemiz ve mevcut öncesinde sergilediğimiz örnekler de göz önüne alınarak Antalya'yı layıkıyla yönetmeye adayız. Antalya'nın kent dizaynında çok büyük sorunlar var. Antalya birincisi tarım alanına kurulmuş. Bir deprem bölgesi olmasına rağmen ve tarım arazisini yok etmesine rağmen hala tarım arazisine kurulmakta, tarım arazisine inşaat yapmakta ısrar ediyorlar. İşin bir yanı bu. İkinci yanı, Antalya bir turizm kenti, doğa kenti, dağlar var, yaylalar var. Ne yazık ki Antalya'da demiryolu ulaşımı yok. Antalya bir deniz kenti, Antalya'da deniz ulaşımı da yok. Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar niye demiryolu ulaşımı yok? Gazi Paşa'dan Kaş'a niye deniz yolu ulaşımı yok? Deniz ulaşımı yok. Bu çok komik ve hatta trajikomik şeyler bunlar. Antalya'da sosyalleşme alanları yok. Parklar çok kötü düzenlenmiş. Parklar ihaleye çıkarılmış, kiraya verilmiş. Efendim, insanların parklardan yararlanma olanağı yoktur. Kentlerdeki yaşlıların, kadınların, gençlerin, insanların sosyalleşme, dinlenme alanları söz konusu değil. Ve yine kentte barınma, beslenme, iletişim, ulaşım, dört temel sorun var. Bu sorunlar hem öğrenciler için, hem yaşlılar için, hem de tüm Antalya için. Ve aynı zamanda Antalya'da kronik bir işsizlik var. Bu kronik işsizlik geçici tarım işçiliğiyle, geçici inşaat işçiliğiyle, geçici turizm işçiliğiyle giderilemez. Kaldı ki geçici tarım, inşaat ve turizm işçilerinin de barınma sorunu var. Gelip burada çoğu akrabalarının yanında kalıyor. Bu bir barınma imkanı değildir. Ayrıca Antalya'da kültürel, sosyal etkinlikler sorunu var. Bir Altın Portakal Film Festivali'ni yönetemedi Muhittin Böcek. Ve Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek olan KHK'lilerin, AKP'nin sürgün, kırım ve yok sayma politikasını teşhir eden bu belgeseli
göstermeye cesaret edemedi ve film festivali iptal edildi. Bir film festivalini yönetemiyor. Kale içi gibi otantik, antik özellikleri olan yerleri, efendim Perge gibi, Faselis gibi daha birçok yer, Aspendos Tiyatrosu gibi. Neden Aspendos Tiyatrosu'nda uluslararası ölçekte bir kültür festivali düzenlenmez? Evrensel ölçekte. Efendim müzik grupları, tiyatro grupları, çeşitli sanatsal etkinlikler Aspendos'ta neden yapılmaz? Şunu özellikle belirtmek istiyorum sevgili canlar. Bakın Gülten Kışanak Avuçan Ocağı'nın dedesinin kızı, yani Alevi tabiriyle Gülten Kışanak ana, bir Alevi anası. Şu anda Gülten Kışanak Kandıra hapishanesinde cezası olmamasına rağmen, tutukluluk gerekçesi olmamasına rağmen rehin tutuluyor. 12 Eylül 1980'de de Diyarbakır hapishanesinde Esat Oktay Yıldıran denen faşistin işkencelerine maruz kalmıştı. 40 yıldır Gülten Kışanak tutuklanıyor hapiste. Alevi toplumu Gülten Kışanak'a, Kemal Bülbül'e, Nesibe Bahadır'a, Meral Beştaş'a, Murat Çepni'ye sahip çıkmalı. Alevi toplumunun koyacağı tavır budur. Ve şunu özellikle söyleyeyim. Seçimin hiçbir sürecinde geri çekilmek, adaylıktan vazgeçmek, adaylarımızı çekmek, böyle bir şey asla yoktur. Hiç kimse ne böyle bir beklentiye girsin ne böyle bir tartışma yapsın. Alevi toplumu demokrasiye dair Alevi inancının demokratik, inançsal, kültürel, hakikatçi değerlerine dair bir tercih yapacaksa işte o Gülten Kışanak'tır, Kemal Bülbül'dür, Meral Beştaş'tır, Nesibe Bahadır'dır. Gençlik var burada, kadın emeği var. Bir kadın AKP tarafından esir edilmiş. Bir Alevi kadın AKP tarafından rehin alınmış. Alevi toplumu buna sahip çıkmayacak, kime sahip çıkacak?